Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Size bugün yine bir iğne yası modeli göstereceğim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şöyle bakın 4 sıradan oluşan sıralı bir model. Bunun iki sırasını biz yapacağız arkadaşlar. 4 sırasını sizler için denedim lakin çok kaba oldu yani büyük oldu sıralı ama size de diğer sıraların nasıl yapıldığını şöyle bir tane kayanın üzerinde de olsa göstereceğim inşallah arkadaşlar. Evet, çok zarif hem de sıralı bir model duruyor arkadaşlar. Yani yapılışı hem kolay hem sıralı hem de iğneden tığa. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle elimde çok güzel taba renginden böyle pudranın koyusu çok tatlı bir rengi pek yansımıyor ama arkadaşlar çok güzel şöyle e, ana rengi çıkar şöyle kalın bir tutayım arkadaşlar Evet şöyle tığ battılarını ikişer zincir çekerek hazırlıyoruz tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitliyorum bir 2 3 zincir bu arada söyleyeyim hemen arkadaşlar ipimi çok güzel bir şekilde esnettim ve 3 zincir çekerek bu şekilde tığ battığımızı hazırladık buraya yanına hemen bir tane daha 3 zincir çekiyorum sıkı sıkı ikinci tığ battımı bu şekilde yaptım bir zincir çekerek ters tarafına dönüyorum kayalarım sadece iki tane yuvadan oluşacak minik olması için bu şekilde yaptım arkadaşlar sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum 2 olan yuvamı bire düşürdüm şimdi bir zincir çekip düz yüzüne dönüyorum bir zincirimi tek kalan tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum şimdi arkadaşlar bunu bu kayamızı sahte sık iğne ile yaparak daha da minik hale getirebilirsiniz isterseniz. Onu da bu şekilde söylemiş olayım. 6 7 ve 8. Her zaman sahte sık iğne yapıp normal sık iğne yapabilirsiniz derdim. Şimdi de normal sık iğne yapıp sahte sık iğne yapabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Hemen bir yandaki boş olan tığ battıya bu şekilde kapatarak sık iğne ile 8 zincirimi buraya sabitledim bakın ilk yuvamızı bu şekilde bitirmiş olduk yine 3 tane zincir çekiyorum tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi çok iyi esnettim zincirlerimi çok sıkı çekiyorum şöyle kalıp gibi tığ battılarım oluyor iki tane tığ battı olunca hemen ters çevirdim ilk tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum bu kesim işlemi hem de dönüm iş dönüşüm işlemi arkadaşlar 3 zincirimi çektim boş olan ve tek kalan tığ battımını içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir zincir çektim Evet bu bir tane kalan sık iğnemin tam tepe noktasına şey yuvamın tam tepe noktasına sık iğne ile ipimi sabitledim 8 tane zincir çekiyorum zincirlerim gayet sıkı sıkı çekip hemen alttaki boş olan tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. Tığ battımın içine girip sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battımın içine girip sabitliyorum. Evet, 2 tane yapıp hemen böyle ters tarafına çeviriyorum. Hem yapımı da bakın arkadaşlar gayet kolay. Hiç ip koparma derdi yok. Sıralı bir model ve çok güzel bir iğne oyası duruşu var. Bir zincirimi sıkı sıkı çekiyorum. Hem bu alttaki yaptığım sıkı iğnemin oturmasını sağlıyorum. Hem de dönüş işlemini bu bir zincirle yapıyorum. Evet sık iğne ile tek kalan tepeye bu şekilde sabitledim. Yine 8 zincir ve sıradaki zincirimin arasına girip buraya sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Evet arkadaşlar 3 tane yaptık. Bu alt sıra tüm dört kenar bu şekilde devam edecek. 3 zincir çekip 2 tane tığ battı yapacağız. Sonra bu iki olan tığ battımız arkadaşlar biri düşürüp eksiltme işlemi yani 2 1 diye kayamız bu minik e, tığ battılardan oluşacak sabitliyorum bir zincirimi çekiyorum gayet sıkı yapmaya çalışıyorum kalıp gibi durması için ipimi esnettim ince durması için kalıp gibi durması için de zincirlerimi sıkı çekiyorum 6 7 ve 8 hemen tığ battığımızın içine buraya sık iğne ile sabitliyorum dibine 3 tane zincir çekiyorum Evet arkadaşlar bak bu ilk sıra bu şekilde böyle devam edecek şöyle biraz ben çoğaltayım göze daha güzel hitap etmesi için ikinci sıra zaten iki sıradan oluşuyor ikinci sırayı da beraber yapalım Evet arkadaşlar şöyle ikinci rengimizi mavi seçtim şöyle boncuk mavisi tatlı bir mavi iki zincir çekerek şöyle ipimi tığıma tutturdum bu Bakın yaptım. Bayağı çoğalttım sizler için arkadaşlar. Yapımı da gayet zevkli bir şekilde çoğalıyor. Şöyle biraz bayağı yapmışım. Zevkli olunca arkadaşlar yapımı. Şimdi ikinci sırasına nasıl başlayacağız? Bu tutturduğumuz ipimizi ilk yuvadan hani ilk yaptığımız tığ battının içinden sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bakın ilk yuvaya tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum son bir kalan yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitliyorum buraya bir tane zürafa tığ battı yaptık yine 3 zincirimi çekiyorum 8 zincirle artma işlemi yapmıştık. Onun en dibinden bakın bu şekilde 3 zincirimi buraya sık iğne ile sabitledim. sınavı bu çok tatlı bir mavi ama arkadaşlar çok koyu gözüktü burada kamerada ama çok böyle boncuk mavisi bir mavi var Evet bu şekilde kenardan iki tane zürafa yaptık ve yine sıkı sıkı 8 tane zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 8 zincirimi bakın şöyle kalıp gibi çektim ilk yaptığımız bu yuvamızın içine sık iğne ile yine sabitliyorum kapattım 1 2 ve 3 zincir 3 zincirimi çekiyorum yuvamın içine giriyorum yani bu tek kalan yuvanın içine şöyle bir tane 3 zincirden buraya tığ battı yaptım 1 2 3 zincir hemen zincirimin arasına da yaptım kenarda 2 tane bu şekilde tığ battımız oldu sıkı sıkı 8 zincir 7 ve 8. Yine aynı şekilde. Bakın. Gayet dediğim gibi hem yapımı kolay bir şekilde devam eden sıralı bir model hem de çok güzel duruyor arkadaşlar bakın. Çoğaldıkça şimdi daha iyi göreceğiz. Boncuk gibi şöyle kenarında dizilimi oluyor. Bunu istediğiniz her renk yazmaya yapabilirsiniz. Gri de gösterdiğim hinoyası siyah da kırmızıyla yapabilirsiniz bakın şöyle boncuk gibi oluyor 3 zincirler 3 zincirimi çektim kapatıyorum tepe noktasına evet, kenarda bu şekilde üçer zincirde zürafalar yapıyoruz 6 7 ve 8 yuvamızın içine kapatıyorum ya sık iğne ile sabitledim. Bu arkadaşlar sıkı çekmek kalıp gibi yapıyor. Bu ayar bana göre 8 iyi arkadaşlar. Bakın ikisi de 8. Altta yaptığım da 8, bu da 8. 8 zincir artma işlemini tam kalıp gibi getiriyor. Bu şekilde durması lazım. Ne marullu ne de gergin bir duruş. Bu şekilde güzel bir duruşu olması lazım. Evet. İlk başlarken aynen bu şekilde başladık ve bir tanesini burada dönüş arkadaşlar tümseyi olduğu için sık iğne ile hani kesim işlemi yaptığımız için bunu bu şekilde biraz hani e, o sonra arkadaşlar oturuyor ikinciyi yaptığında sık iğne ile sabitliyoruz 3 zincirimi çekip bu 8 zincirli yuvadan da sık iğne ile sabitliyorum Bakın bu şekilde kenarda iki tane zincir sıkı sıkı 8 zincir 6 7 ve 8 hemen bitirir takarsınız güzel bir şekilde iğne gibi örtünürsünüz arkadaşlar 1 2 3 zincir tek kalan yuvamın içine 3 zincirimi kapatıyorum 1 2 3 zincir hemen sık iğne ile sabit 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kalıp gibi 8 zincirimi çekiyorum. İlk yuvamın içinden sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3. Bunu da üstteki tek kalan yuvadan sabitliyorum. Şöyle 1 2 3 zincir. Kapattım kenardan bu şekilde boncuk gibi duruşunu sağlıyorum üçer zincirli kirpiklerin 5 6 7 ve 8 şimdi arkadaşlar şöyle sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir tek kalan tığ battıya gir sabitle sık iğne ile 3 zinciri tekrar 3 zincir tepe noktasına giriyorum 8 zincir evet. hemen tek kalan tığ battımın içine 8 zincirimi kapattım şöyle arkadaşlar bir bakalım çok güzel bakın zincirleri sıkı çektiğim için bu şekilde kalıp gibi oluyor şimdi arkadaşlar üçüncü ve dördüncü sıra işlemi de aynı bu ikinci sırayı yaptık ya aynen o şekilde devam ediyor. Ben kaba olduğu olacağını düşündüğüm için e, arkadaşlar bu şekilde iki sıra yaptım ama size şöyle bir göstereyim isterseniz 3. E, üçüncü sırayda nasıl başlanacağını en azından sizlere göstermiş olayım. Oradaki iğne yasından da bakabilirsiniz eğer yapmak isteyenler 3 ve 4. sıra nasıl olmuş. Evet arkadaşlar. Bakın biraz sizler için çoğalttım. Şöyle kamera arkasında daha zincirleri sıkı çektim galiba. Daha kalıp gibi durdu bence arkadaşlar. Şöyle baştan şimdi bir tane iki tane arkadaşlar kayasını göstereyim. Orada hani üçü ve dördüncü sıra iki tane mavi vardı fark ettiyseniz. Orada lacivert gibi koyu renkti. Böyle üç zincir çekerek yine aynı şekilde buraya sık iğneyle sabitleyip iki tane arkadaşlar e, battı zürafa yapıyorum İkincisini bu 8 zincirimin içine yapıyorum Şöyle biraz isterseniz sayısını 7'ye düşürebiliriz 8'den el ayarına göre hani yukarı çıktıkça biraz daralma olabilir ben de sizlerle ilk defa yapıyorum arkadaşlar yani resimden gördüğüm anladığım kadarıyla bu kadar bakın buradaki tek kalan yuvamın içini sık iğne ile bu 7 zincirimi sabitliyorum 1 2 3 zincir üstte de işlem oluyor ama olsun arkadaşlar sizlere göstermek için 3 zincirimi çektim mavi 8 zincirli yuvaya sık iğne ile bu 3 zincirimi sabitledim yine 7 zincir 7 zincirimi hemen ilk yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şöyle dibine de 3 zincir çekerek bırakalım. Bakın arkadaşlar ikinci sıramızda aynen bu şekilde oluyor. İkinci sıra gibi e, yani maviye göre ikinci sıra bu kayadan hariç bakın bu zürafalı kısımdan bahsediyorum. Mavi de yaparsanız Aynen bu şekilde devam edecek dördüncü sırasında maviden yapacaksınız. Daha böyle enli isteyen arkadaşlarım o şekilde yapabilir. Demek istediğim anlaşılmıştır inşallah arkadaşlar. Bunun üzerine bir tane daha mavi çıkılacak. Oradaki modeli bir aynen uyarsanız. Ama benim gibi mesela kolaydan şunu sökelim artık arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Şöyle bakın. Ee iki sıra devam etmek isteyen benim size göstermek istediğim hani kolay model sıralı model isteyen arkadaşlarımız için bunu tavsiye ediyorum benim size bugün anlatmak istediğim modelim bu Evet gayet de güzel oldu arkadaşlar şöyle uzaktan tığımı bırakayım tığım üstüme zimmetli çöpçüler kralındaki gibi süpürge üstüme zimmetli gibi tığım elimden bırakmıyorum Evet çok hoş oldu arkadaşlar. Gerçekten çok zarif oldu. Çok da hoş oldu. Şöyle yakından şöyle bir sıra geçidi yapalım. Evet. Yani bu benim gördüğüm güzellik inşallah buraya da yansıyordur arkadaşlar. Kameraya sizlere de yansıyordur. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.